Sara ve ben polimer slime'ımızı geliştiriyoruz. Nasıl mı? Bir havuz dolusu slime yaparak. Wow! Nasıl gidiyor? Yeterince karıştırabildik mi? Öncelikle biraz slime'ı çöp bidonları içine karıştırdık. Biraz polimer kimyasından konuşalım. Polimerler genellikle sıvı formunda olurlar, öyle değil mi? Evet. Ve birleştirici madde onları katılaştırır. Yani ne kadar çok kullanırsak o kadar katı hale gelir. Kesinlikle evet. O halde bunu dökmek istiyorsak katı ve sıvı arasında ortada bir yerde olmalı. Ve sanırım tam olarak o aşamadayız, değil mi? Muhteşem görünüyor. Tamam, o halde hadi bunu havuzumuza dökelim. Aa, tamam. Hadi o zaman. Slime'ı havuzumuza döktük. Aa, çok iğrenç. Sonra anladık ki daha çok slime'a ihtiyacımız var. Tamam. Bence bu yeterli olmayacak. Sanırım daha çok slime'a ihtiyacımız var. Evet. Sence bize daha ne kadar gerekir? Biz de 11 bidon daha ekledik. Aa, çok lezzetli. Tamam, işte oldu. Tamamdır. Bu da sonuncusu. İşte bu. Sonra da deneylere başladık. Evet. Evet. Dev gibi bir havuz dolusu slime. Bu slime çok elastik olduğundan onunla harika baloncuklar yapılabiliyor. Sence üfleyerek bu slime'la baloncuk yapabilir miyim? Sen yapamazsın ama hava kompresörü yapar. Hayır. Sanırım anca suratıma koyarsam olacak. Zaten evet. Suratıma bulaştı. Sırada yapılacak tek bir şey kalmıştı. Bu slime havuzuna dalacağız. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bu bilimi geliştirmek programı. Bu çok heyecan verici. Slime içinde yüzüyoruz. Evet. Önce kim giriyor? Tabii ki sen. Evet, tabii ki ben. İşte bilimi geliştirmek böyle polimer yapar. 3, 2, 1, go!